Herkese merhaba arkadaşlar, Kara Cars kanalına hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün birkaç aksilik oldu. Başımıza talihsiz olaylar geldi. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Şurada gördüğünüz araç, normalde biz bu aracı çekecektik. Y63 AMG'yi çekecektik. Araç ne halde görüyorsunuz, çalışmıyor. Yani bir geldik, aracın aküsü bitmiş. Aracı açtım, ding 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 ötmeye başladı. Alarm falan çaldı. Yani üzdü bizi birazcık. Ama olsun, yedek plana geçtik hemen. X6M Competition ile sizlerle birlikteyiz. Güzel bir inceleme olacak. Bu araba çok özel bir araba. Sizi daha çok bekletmek istemiyorum. Hemen aracın incelemesi. Evet, aracımız X6M Competition. Dediğim gibi aracımız 4400 motor, 625 beygir ve bir turbo bir motor var üstünde. Yani bayağı güçlü, bayağı heybetli duruyor zaten. Kasaya baktığınız zaman böyle bir agresif duruyor, bir sinirli duruyor. Yani böyle karşıdan baktığın zaman insanı korkutuyor. Böyle arkadan gelse bu araba, aynadan baksan korkarsın, lan bu ne geliyor dersin, yol verirsin. O derece güzel duruyor. Onun haricinde aracımız 750 Nm tork üretiyor. Bu gerçekten çok iyi bir rakam. Bu güç bu torkta bir araç şu demek oluyor: gaza bastığınız zaman böyle kafayı kaldıracak bir araç. Hissiyatı falan çok iyi. Bayağı güçlü bir araç yapmışlar. Hemen şimdi ön tarafın incelemesini yapalım. Ön tarafa baktığımız zaman hemen bir BMW'nin Competition logosu bizi karşılıyor. Bu cidden bayağı şık duruyor bu arabada. Onun haricinde iki tane büyük böbreğimiz var burada. BMW'nin zaten en güzel yaptığı şeylerden bir tanesi. Ben çok beğeniyorum. Bunlar da piyano bilek kaplı şu an. Onun haricinde BMW'nin lazer farları. Bir ton özelliği var bu farların. Animasyona kadar yapabiliyor yani bu farlar. Onun haricinde aşağı kısımda hava girişlerimiz, çıkışlarımız, ızgaralarımız falan var. Şurada hemen bu kısımda X6M logosunu görüyoruz. Bu da ön tarafta, ızgarada gayet şık duruyor. Söyleyebileceğim bir de şu aynalarımız var. Ayna kapakları orijinal. Buna yarasa ayna kapakları da deniyor. Onlar da orijinal. Önden baktığımız zaman gayet güzel duruyorlar. Onun haricinde ön kısımda bahsedebileceğimiz çok bir şey yok. Aracın yan tarafına doğru geçelim hemen. Yan tarafa doğru geldiğimiz zaman cidden çok güzel duruyor. Gerçekten jantlarımız aşırı iyi. Jantlar orijinal. BMW'nin kendi Competition jantları. 21 inç bir jant var aracın üstünde. Lastik ise 295'e 35 ön taraf, arka taraf ise 310'a 30. Arka jantın büyüklüğü ama 22 inç. Bunlar tamamen fabrika çıkışı. Onun haricinde hemen şurada kaliperlerimiz mavi renginde. Bunlar da tamamen orijinal. Üstünde bir M logosu var ve disklerimiz. Diskler zaten mükemmel duruyor. En büyük boyutta acayip güzel duran diskleri var aracın. Onun haricinde de şurada bir tane X6M logolu hava çıkışımız var. Bunlar diskleri soğutmak için kullanılan hava çıkışları. Onun haricinde yan kısımda anlatacağımız çok bir şey yok. Arka kısma gelelim. Güzel olan kısma geçtik diyebiliriz. Arka kısım gerçekten çok iyi duruyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman baştan sona bence çok mükemmel duruyor. Şöyle hemen üst tarafa baktığımız zaman şurada minik bir rüzgarlık görüyoruz. Burada spoilerımız mevcut. Spoilerımız karbon değil. Spoilerımız piyano bilek. Onun haricinde aşağı kısımda X6M Competition yazısını görüyoruz. X6M Competition gerçekten çok güzel duruyor. Competition'ın ekstra bir şöyle bir çizgi çekip Competition yazmışlar. Güzel bir amblem olmuş. Orta kısımdaki BMW'nin amblemi yine bu. Burada dediğimiz gibi Competition amblemi normal BMW'nin ambleminden farklı. Stoplarımız değişmiş eski kasaya göre. Eski kasada biliyorsunuz daha kalın bir stop vardı. Yeni kasanın stopları incelmiş. Şöyle yine yan tarafa doğru uzuyor. Fakat şu kısım daha ince. Bence çok daha şık olmuş. Alt kısım yine difüzörün olduğu kısım piyano bilek kaplı komple. Onun haricinde şöyle iki tarafta yine oyuklarımız var. Bu tarafta da var. Onlar da çok güzel bir sportiflik katmış araca. Hemen aracımızın bagajına da bakalım. Anahtarı da çıkarttık. Anahtarı da gösterelim. Şöyle bir anahtarımız var. Anahtarımız bu şekilde. Güzel bir anahtarlığı var. Şurada M logosu var. Arka kısımda bir şey yok. Şurada düğmesi var. Açtığımız zaman bu şekilde de bir anahtarı mevcut. Girmiyor şimdi. Evet. Bağcımıza geçelim hemen. Şöyle bağcı açalım. Şurada hemen bir tuşumuz var. Anahtardan da tabii açılıyor ama ben göstermek için hemen şuradan tuşa basıyorsunuz. Otomatik bir şekilde açılıyor zaten. Bagajı açtığımız zaman hemen şurada X6 logosu bizi karşılıyor. Cidden çok güzel olmuş bu. Şuralarda krom desenler var. Bunlar da çok güzel. Şunu şu şekilde arkaya atalım. Atabiliyor muyuz? Şöyle katlanıyormuş. Şöyle katlanıyor. Büyük ihtimalle bu çıkıyor. Bunu çıkartmak istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. açabiliyorsunuz. Şurada hemen bagajın kapağının arka kısmında 2 adet aydınlatması var aracın. Bunlar bagajı güzel bir şekilde aydınlatıyor. BMW bunu da düşünmüş. Karanlık ortamlarda bagajı rahat görebilmemiz için şuraya 2 tane aydınlatma, içeride sağda ve solda olmak üzere 2 tane, yine toplamda 4 adet bagaj aydınlatması mevcut araçta. Alt kısım açılıyor yine bildiğimiz gibi. Bagajının içinde sağda 12 voltluk bir çakmaklık girişi var. Bagaja ekstra olarak bunu koymuşlar. Bagajımız 500 litre ile 1000 litre arasında gidip geliyor. Ön koltuklara yatırdığımız zaman falan 1000 litreye falan çıkıyormuş galiba. Ortalama 500 litre bir bagaja sahip. Tabii bir SUV'de zaten küçük olmasını çok da bekleyemeyiz. Tekrar tuşumuza basalım, bagajımızı kapatalım. Evet, bagaj kısmımız da bu kadardı. Aracın şimdi hemen içine geçmek istiyorum. Fakat içine geçmeden önce de aracımızın bir sesine bakalım. Sonra aracın iç incelemesine geçelim. Bu arada aracımız sıcak. Videoyu çekmeden önce bir 15-20 dakika boyunca aracı çalıştırdık. Egzoz sesine bakacağız. Araba soğuk değil yani. Evet, aracımızın sesi de bu şekilde. Aracın içine doğru geçelim artık. Aracın içinde zaten anlatacağımız çok şey var. Şöyle hemen kapıyı göstermek istiyorum size. Kapıya baktığımız zaman aracımızın içi bu arada siyah ve kahverengi renkler kullanılmış ağırlıklı olarak. Yine karbon detaylar da var. Şurada hemen bir ambiyans ışığımız var. Onun haricinde şurası komple kahverengi kaplanmış. Şurası komple siyah. Burada bir kilit tuşumuz var. Bagaj açma tuşumuz var. Koltuk ayarlama, hafızalı koltuklar olduğu için burada onların düğmeleri var. Şurada hemen üst kısımda cam açma, kapatma tuşlarımız yine var. Şurada güzel bir karbon detay kullanılmış. Burası karbon. Harman Kardon ses sistemi var zaten aracımızda. Onun haricinde şurada hemen güzel bir X6M Competition yazımız var. Çok güzel duruyor gerçekten bu. Koltuklarımızda zaten ayarı buradan yapılıyor. Yükseklik, alçaklık, bel kısmı falan. Buradan yine ayarlarımız yapılıyor. Aracımızın içine geçelim. İç kısma geldiğimiz zaman bol karbonlu bir iç dizayn bizi bekliyor böyle. Bizi karşılıyor burada. Ben buradayım diye bağırıyor resmen karbonlar. Şimdi hemen şöyle baktığımız zaman göğüs kısmında buradan en sağ tarafa doğru güzel bir karbon detayı var. Aşağı kısımda yine şurada, ya şuradaki yazı gerçekten çok güzel duruyor. X6M Competition logosunu buraya koymuşlar. Karbonun üstünde duruyor. Komple karbon buralar arkaya kadar. Aşırı şahane duruyor. İç kısımda böyle premium sonuna kadar hissettiriyor şu an yani bu görsel bize. Orta kısımda bizi BMW'nin klasik ekranı karşılıyor. Burada şu an tamamen display'imiz, şu an araç M modunda olduğu için bu şekilde gözüküyor burası. Hemen onu normal moda çekeyim ben. Şu an road modundayız. Normal günlük kullanım modu bu. Hemen şöyle incelememizle devam edelim. Direksiyonla devam etmek istiyorum. Direksiyonumuzda Alcantara yok. Tamamen deri. Alcantara malzeme kullanmamışlar direksiyonda. Direksiyonumuza ilk baktığımız zaman diğer araçlardan farklı olarak M1 ve M2 tuşlarımız var. Şurada 2 tane kulakçık gibi böyle tuşumuz var kırmızı. Soldaki M1, sağdaki M2 olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bunlar ne diye soracak olursanız şöyle bastığımız zaman hemen zaten modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Bunlara siz kendi kişisel modlarınızı yüklüyorsunuz. Atıyorum ne bu kişisel modlar? Aracım sportlu olsun, süspansiyonum sert olsun, yumuşak olsun gibi modunuzu ayarlayıp buraya yüklediğiniz zaman, bastığınız zaman direkt otomatikman o moda geçiyor biliyorsunuz. Böyle kolay bir sistem yapmışlar. Hemen shifterlarımız bu arkada. Şurada güzel bir M logomuz var. BMW'nin logosu ortada. Direksiyon yani tutuş olarak, ele oturma olarak çok güzel oturuyor. Hissiyatı çok iyi. Yani ekstra bir söyleyebileceğim bir şey direksiyonda yok. İç kısmında sadece kırmızı ve mavi dikişlerimiz var. Bunlar Competition'a özel mi tam bilmiyorum ama direksiyonun iç kısmındaki dikişler kırmızı ve mavi. Onun haricinde arka kısmında hemen şurada silecek ayarlarımız ve diğer tarafta da sinyal ayarlarımız var. Far ayarlarımız var direksiyonun sol kısmında. Hemen şurada ise hava menfezlerimiz, soldaki hava menfezlerimiz krom piyano bilekiyle kaplı iç kısmı şöyle. Ortada bir tane ekranımız var şimdi. Gelelim ona. Şimdi biz klimamızı şuradan açtığımız zaman bu ortadaki ekran güzel bir animasyonla açılıyor. Bu orta kısmı böyle bir ekran yapmışlar. Şuradan hemen tekerlekten hava menfezlerini açıp kapatabiliyoruz. Şu an buradan hava gelmiyor mesela. Açtığım zaman tekrardan hava geliyor. Klima ayarlarımız burada. Buradan yapabiliyoruz onları. Şurada kırmızı halde zaten Start Engine Stop tuşumuz var. Onun altında M mod var. M moda bastığımız zaman dediğim gibi burada track moduna, sport moduna falan geçebiliyoruz. yapabiliyorsunuz. Bir de orta kısımda tamamen göstergeyi böyle spor hale getiriyor. En moda geçtiğini hissettiriyor araç zaten bize. Bu sürüşte de zaten çok daha fark ediyor. Onun haricinde bir alt kısımda ise setup tuşumuz var. Setup'a bastığımız zaman burada hemen motor, şasi, direksiyon, fren gibi ayarlar çıkıyor. Buradan hemen Sport ve Sport Plus'ı alabiliyoruz. Onun haricinde de başka bir özellik yok burada. Onun altında ise egzoz tuşumuz var. Burada güzel bir görseli var. Egzoza bastığımız zaman egzoz açılıyor. Burada yanında da açık olduğunu belirtmek için de yeşil bir ışığı mevcut. Onun altında da Auto Hold tuşumuz var. Onun yanında hemen el freni tuşumuz var. Onun haricinde şurada zaten güzel yuvarlak bir iDrive'ımız şurada mevcut. Media, Home, Map, şurada navigasyon tuşlarımız mevcut. Alt kısmında Back ve Option var. Option'a bastığımızda zaten direkt ayarlara gidiyor. Kısa yol diye koymuşlar buraya. Hemen şurada Option'a bastığımız zaman yardım, sayfa düzenle, kontrol ekranını tekrardan kapat gibi. Yani burayı komple kapatabileceğiniz ayar mevcut. Onun haricinde orta kısım zaten dediğim gibi şuranın görsel olarak güzelliği çok iyi. Burada bir saklama alanımız mevcut. Şunu şu şekilde bastırıp açmayı deniyorum her seferinde ama bu şekilde açılmıyor. Yani şuradan parmağınızı şöyle araya sokup itmeniz gerekiyor. Hani oluyor ya, şöyle hafif bastırıyorsunuz otomatik gidiyor. O şekilde yapılsa daha iyi olabilirdi tabii ama biraz basit olmuş bu araç için. Burada 2 adet bardaklığımız var. Şurada bir telefon şarj etme kısmımız var. Sol tarafta, sağ tarafta yine bir telefon koyma gibi bir yerimiz var. Fakat burada şarj özelliği yok. Şurada bir USB girişimiz var. Burada 12 voltluk bir çakmaklık var. Onun haricinde bir şeyimiz yok burada. Konsolu, şurada bir düğmesi var. Kol dayamanın saklama alanını açabiliyorsunuz. Hemen onun içinde bir tane ışıklandırma mevcut. Burada Type-C girişi var. Evet, buradaymış Type-C girişi. O taraf da yok fakat bu tarafta bir Type-C girişimiz var. Bu kısımda da anlatacağımız yer şimdilik bu kadardı. Aracın tavan kısmına baktığımızda ise şurada hemen ortada sunroof açıp kapatma tuşumuz var. Aracımız da tamamen cam. Arkaya kadar tamamen cam. Sadece bildiğiniz üzere BMW'deki her zamanki şey. Ön taraf açılıyor. Arka taraf açılmıyor. Şöyle çektiğim zaman arka taraf açılıyor. Ön tarafta bir sinekliğimiz yine mevcut. Şu an aracın üstünü tamamen açtık. Daha fazla açılmıyor zaten. Onun haricinde şurada değinmek istediğim çok güzel bir kısım var. Buradaki ışıklar adeta bir kristal gibi böyle çok güzel bir görüntü sağlıyor. Yani çok farklı yapmışlar. Benim çok garibime gitti bu. Biraz böyle farklı duruyor. Ve burası komple piyano bilek ile kaplı. Buradan zaten ışıkların açıp kapatma düğmeleri var. Şöyle orta ekrana geldiğimiz zaman ise hemen geçiş yapayım. Normal moduna. Sol tarafta aracımızın hız kadranı var. Sağ tarafta ise devir kadranı var. Bu M modunda değilken böyle gözüküyor. Şöyle baktığımız zaman sol tarafta dediğim gibi hız kadranı, sağ tarafta ise devir kadranımız var. 330 kilometre limiti var. Tabii aracımız 330 yapmıyor. Çünkü bu araçta limitör var. 250 kilometre hızın üstüne çıkamıyor. Aracımızda head-up display var. Ben önümde görüyorum. Bunun görüntüsünü veririz size. Mesela şu an bu tekerleği yukarı aşağı yaptığım zaman radyolar arası geçiş yapıyor bana. Ben bunu head-up display'den görebiliyorum. Burada bir artı eksi tuşumuz var. Bunlar da sesi açıp kapanmamıza yarıyor. Yeni BMW'lerde şöyle bir özellik var. Tam ismini bilmiyorum bunun. Bu bir sensör mü veya başka bir şey mi? Ses açıp kapatmak istediğimiz zaman şöyle bir el hareketiyle bakın. Parmaktan sonra yaparmış gibi bir hareketle böyle bir hareketle sesi açıp kapatabiliyoruz. Ben bunu aracı kullanırken büyük ihtimalle unuturum. Buradan açar kapatırım. Ama tabii ki de şöyle yaptığınız zaman sesin açılması şu an algılamadı mesela. Şu an algıladı. Yani ekstra bir özellik olmuş. Güzel olmuş. Farklılık olmuş. Kötü değil. Onun haricinde burada hız sabitleyicimiz falan, bunun ayarları var burada. Onun haricinde baktığımız zaman şurada bir telefon mikrofon işaretimiz var. Telefon açma kapatma, telefon özelliklerini yine direksiyonun üstünden yapabiliyoruz. Ekranımızda herhangi bir şu an daha farklı değişiklik yapamıyoruz. Head-up display'imizden görüyoruz diğer ayarları, zaten radyo gibi özelliklere. Ortadaki ekrandan şu an bunun görüntüsünü alamıyoruz. Şöyle M moda da basalım. M moda geldiğimiz zaman da böyle bir dijital bir hız göstergesi bizi karşılıyor. Çift taraflı kadran var. Şöyle hafif gaza basayım. Şöyle bastığımız zaman çift taraflı devir yükseliyor böyle. Aküyü değiştirin diye de uyarı veriyor. Aracı o yüzden çalıştırıyoruz. Her an patlayabiliriz yani. Orta ekrana tekrardan dönelim. Bir orta ekranımızdan biraz bahsedelim. Şimdi en üstte solda şöyle bir menümüz var. Ekranımız dokunmatik. Aynı zamanda buradan da tekrardan kontrol edebiliyoruz. Medya kısmına girelim. Medyada şöyle klasik radyo, bluetooth, mobil cihazlar gibi seçeneklerimiz var. Burada radyolarımız, manuel arama, İşte radyo, klasik radyo ayarlarımız var. Tekrardan geri gelelim. Şurada telefon ayarlarımız var. Telefonumuzu bağladığımız zaman burada tüm detayları zaten görebiliyoruz. Bunlar bildiğimiz ayarlar. Bunları geçiyorum. Navigasyon. Navigasyon da bu şekilde. Bir navigasyonu var. Yine dokunmatik olduğu için rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Ekranın dokunmatik olması çok iyi. Geri geliyorum. Hemen şurada kar var. Kar kısmına tıkladığımız zaman şimdi şurada sürüş bilgisi var. Sürüş verilerini buradaki ekrandan bastığımız zaman 100 kilometreye kaç litre yaktığını görebiliyoruz. Şu an aracımız 0. 100 kilometreye şu an 44.6 litre yakmış gözüküyor. Bu tabii ki de şu an araç kullanılmadı. Araç 0 olduğu için, sadece inip böyle gaza bastığımız için öyle gözüküyor. Normalde tabii ki de öyle değil. Burada grafik halinde de görüntüsü var. Gayet detaylı ve güzel bir ekran var burada. Spor göstergeleri kısmı var. Buradan da yağ sıcaklığı, basıncı ve onun gibi benzeri değerleri görebiliyoruz. Aynı zamanda gaza bastığımız zaman da ne kadar tork ürettiğini ve beygir gücünü şuradan görebiliyoruz. Burada da enerji akışı kısmı mevcut. Buraya bastığımız zaman motor çalışıyor diyor zaten. Böyle bir yer koymuşlar. Şurada hemen M menüye gelelim. Direksiyonda bahsettiğim özellik ayarları burada yapılıyor. M1 ve M2. M1'i yapılandır deyince M1 tuşunu yapılandırıyor. M2'yi yapılandır deyince de M2 tuşunu şu şekilde, mesela yapılandır ne demek? Onu da hemen açalım size. Mesela motor nasıl çalışsın istiyorsunuz? Sport'ta mı, Sport Plus'ta mı? Bunun ayarını yapıyorsunuz. Hepsini böyle tek tek yaptığınız zaman sizin kendi kişisel ayarınız olmuş oluyor. Head-up display ayarlarımız burada. Head-up display'i aktifleştirip kapatma seçeneğimiz de tabii ki de mümkün. Mesela dikkatinizi dağıtıyor. Bakmak istemiyorsunuz. Uzun yolda belki yorabilir. Evet. Kapatmak istediniz. Tabii hemen buna basıyorsunuz. Kayboluyor. Bu kadar basit. Görünümü yapılandır tuşumuz var. Buraya bastığımız zaman hız sınırı bilgisi ekranımıza getiriyor veya kaldırıyor. Bunu seçebiliyorsunuz. Tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz buradaki head-up display'i. Bu çok güzel olmuş. Navigasyonu isterseniz kapatıyor. Şu şekilde hemen burada gösterdiği gibi. Amblemi çıktı zaten nasıl gösterdiğini. Mesela sağa dönün kısmını bu şekilde gösteriyor. Buradan parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Head-up display'in. İsterseniz çok böyle dibe çekip biraz daha gözünüzün önünden gidecekmiş şekilde, böyle çok rahatsız etmeyecek şekilde ya da tamamen belli olsun diye ayarlayabiliyorsunuz ya da isterseniz basic bu şekilde kalabiliyor. Onun haricinde yüksekliğini bile ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz böyle, yani baktığınız zaman biraz daha kaputa yakın veya isterseniz ta ortaya kadar çıkıyor. Tabii bu şekilde kimse herhalde yola kullanamaz diye düşünüyorum. Bu yüzden ortada kalması en iyisi gibi. Rotasyon var. Rotasyonda ortadaki head-up display'in açısını, yani böyle sağa sola yatırıyor. Çapraz falan yapıyor. Bu tam ne işe yarıyor? Yani bunu çapraz head-up display'ini neden böyle kullanmak isteyeyim? Onu bilmiyorum ama öyle de bir görüntü koymuşlar. Kısımda head-up display ayarlarımızda bu kadar. Ben head-up display'ini bu aracın gayet başarılı buldum. Gösterge panelimiz var. Gösterge panelinin ayarlarını buradan yapıyoruz. Görünümü yapılandır kısmında şöyle Road, Sport, bunları buradan ayarlayabiliyoruz. Widget seçimi yapabiliyoruz. Mesela widget seçimi ne? Şöyle M moddan çıkarayım arabayı. Mesela harita görünümünü ekrandaki orta kısma getirebiliyoruz. Bunu buradan mesela siz kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz head-up display'den, isterseniz bu ortada da olsun, orada da olsun. Yani her yere istediğiniz şekilde istediğiniz ayarı getirebiliyorsunuz. Mesela şu an farklı bir ayar seçtim. Rota ön izleme diye. Harita görünümünü direkt getirebiliyorsunuz veya direkt ok şeklinde rotayı size gösteriyor veya direkt istemezseniz kapatabiliyorsunuz. Onun haricinde lastik verilerini koyabiliyoruz. İsterseniz lastik verilerini gösterebiliyor size. İsterseniz motor verilerini gösterebiliyor. İsterseniz de G metre, G kuvvetini, görünümünü gösteriyor size. Tırağı aldığımız zaman ise yine aynı ayarlar mevcut. Road'da ise harita görünümü ve rotayı izleme görünümleri mevcut. Şurada hız var. Hıza bastığımız zaman ise MPH'ı da ekliyor. Hız asistanına geçelim. Burada hız limitleri, hız limiti gibi ayarlar var. Şu şekilde, bunlar çok detayına girmeyeceğim. Mesela 100 kilometreyi aşınca bip diye öten bir ses çıkartıyor. Onun gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Bunlar kullandığımız ayarlar değil zaten. Ama kullananlar için de hız asistanı ayarları da aracın mevcut. Araç durumuna geçiyorum. Araç durumunda burada lastik basınç kontrolü, motor yağı seviyesini, aracın tüm kontrollerini, servis ihtiyacına kadar, mesela rodaj bakımı, motor yağı, 30.000 kilometre falan her şeyin bilgisini burada size veriyor. Ben bunların çok detayına girmek istemiyorum. Yani bunlar aşırı detay, çok boğmasın size. Tekrardan ayarlara geliyorum. Genel ayarlara bastığımız zaman burada aracın ayarlarını, her şeyini buradan yapabiliyoruz. Dış aydınlatma kısmında da aracımızın dış aydınlatma ayarlarını yapıyoruz. Şu şekilde selamlama var araçta. Selamlama ve uğurlama ayarları, kapı kol aydınlatması, zemin aydınlatması gibi ayarları buradan yapabiliyoruz. Bunların hepsinin şu an açık olduğunu zaten görüyorsunuz. Bunların hepsi şu an aracımızda aracımızda mevcut ve açıklar. Sürücü desteğine tıklıyorum. Sürücü desteğinde emniyet, mesela önden çarpma uyarısı, şerit terk uyarısı, şerit değiştirme uyarısı gibi ayarlar mevcut. Bunların hepsini siz kendi sürüşünüze, şehir içi kullanımınıza göre ayarlayabiliyorsunuz buradan. Şöyle Apps kısmına bastığımız zaman aracımızın Apple CarPlay var zaten araçta. Telefonu bağladığınız zaman Apple CarPlay kısmı da burada. Kurulu uygulamalar kısmında da burada. BMW asistanı, yetkili servis, BMW mesajları, yani BMW'nin kendi app'lerinin hepsi burada. Onlara da buradan ulaşabiliyoruz. Onun haricinde de anlatabileceğimiz ekranda bir şey yok. Ekran başarılı, güzel. BMW güzel bir ekran yapmış. Ben beğendim. Bu araç için de gayet güzel olmuş. Onun haricinde iç kısımda anlatabileceğimiz daha fazla şu an bir şey yok. Aracımızın koltuklarından bahsedeyim ufak. Koltuklar en sevdiğim kısım. Koltuklarda Alcantara yok. Ben Alcantara'yı çok seviyorum koltuklarda. Fakat bu araçta Alcantara kullanılmamış, koltuklar tamamen deri koltuklarımız. Ortasında bir X6M logosu bulunuyor. Çok güzel bir koltuk yapmışlar. Güzel bir deseni var. Ortası siyah, komple kahverengi bir koltuk. Öyle emniyet kemerimizi de gösterelim. Emniyet kemerimizin burasında hemen M dikişler. Çok güzel duruyor, şık duruyor. Onu da bu şekilde göstermiş olalım. Aracımızın dışına doğru geçelim. Arka kısmı rahat bulduğumu söyleyebilirim. Yine bir kol dayamamız var burada. Şöyle açılıyor. 2 tane bardaklığımız çıkıyor. Bir tane de küçük bir saklama alanı var. Buraya bir şey sığacağını çok sanmıyorum. Çok dar. Orta kısımda 2 tane hava menfezimiz bizi karşılıyor yine. Piyano bilek kaplı. Gayet şık ve güzel duruyor. Klimanın ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Burada dijital bir ekran var. Arka kısım için ayrı. Buradan arkadaki yolcular kendine göre ayarlarını yapabiliyor. Bu da çok iyi olmuş. Onun haricinde yine bir çakmaklığımız var. Aşağıda 12 voltluk. Şurada bir ışıklarımız var. Başka da herhangi bir söyleyebileceğim arka kısımda bir şey yok. Ama arka kısım gayet rahat, geniş. Yolculuk yapılabilecek bir rahatlıkta. Onun haricinde de başka söyleyebileceğimiz bir şey yok. Evet arkadaşlar, arabanın şu anda anlatacağımız pek bir şey kalmadı. Kapanışa geçmeden önce küçük bir şey daha göstermek istiyorum. Aracımızın siyah olanı da var. İç rengi falan biraz farklı. Onu da hemen size gösterelim. Hazır X6M'i çekiyorken onu da görmüş olalım. Siyahı da bu şekilde. İkisi de birebir aynı. Sadece renk ve iç renk olarak farklılığı var. Yani diğer aracın tam tersi, biraz daha siyah fazla bu araçta. Hemen şöyle içine de bir bakın. Bu aracın da iç rengi böyle. Malzeme olarak tamamen aynı. Herhangi bir farklılık yok. Bu da komple deri ve sadece tavanında birazcık Alcantara var. Onun dışında bir farklılık yok. Evet, tekrardan geçelim ön tarafa doğru. Bu araç da bu şekilde. Evet, dediğimiz gibi normalde bu arkadaşı çekecektik ama bu arkadaş bize yamuk yaptı. Biz de ona yamuk yaptık. BMW'ye geçtik. Yani üzdü ama haftaya çekeceğiz onu da. Şimdi ben onu bırakıyorum. Şarj olsun bugün güzel bir. Haftaya da onu çekeceğiz. Sonra BMW'ye bakacağız. Diğer BMW'ye 740'a. Ondan sonra bakalım. Bir tane McLaren duruyor orada. McLaren'ı çekmeyi düşünüyoruz fakat onun birkaç sıkıntısı var. Onlar hallolursa çekeceğiz. Onun haricinde şu an elimizde bir tane Porsche var. Porsche 911 var. Onu da çekmeyi düşünüyoruz. Bugün Abarth'ın yeni bir tane arabası geldi. Abarth komple elektrikli bir araba çıkartmış. 155 beygir gücünde. O arabanın da videosunu mu yapsak yoksa Reels olarak mı tanıtsak diye düşünüyorum. Bunun hakkında eğer Reels istiyorsanız Reels, video istiyorsanız videosunu aşağıda yorumlara yazarak belirtirseniz sevinirim. Onun haricinde bu araç hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.